İşte kadınlar olarak iş dünyasındaki kadın örgütlerini tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdi karşımda Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Ayferi Tuğcu var. Merhaba Ayfer Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum, merhabalar, iyiyim. Nazik davetiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi ben derneği tanıtalım istiyorum ama öncesinde sizi tanıyalım istiyorum. Ayferi Tuğcu kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Ayferi Tuğcu yenilikçi, topluma değer katmaya çalışan, bir üst düzey yönetici, sosyal girişimci, akademisyendir. Söylediğiniz üzere Girişimci İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Uslanmaz bir iyimserim. Gönüllülük yaşam tarzı haline gelmiş, çalışmalarını bu şekilde yürüten bir yönetici, bir gönüllü, bir fark yaratmaya çalışan emekçi de diyebilirsiniz. Aynı zamanda organize sanayi bölgesinde, Tarım ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Ar-Ge ve akademi yöneticiliğini de yapmaktayım. Çalışmalarım bu bağlamda devam etmekte. Çok güzel, çok önemli çalışmalar. Peki, Girişimci İş Kadınları Derneği'ne gelirse sıra. Bu dernek ne zaman kuruldu, kimlerden oluşuyor ve neden böyle bir dernek kuruldu? Amacı nedir derneğin? Bahsedebilir misiniz? Elbette. Girişimci İş Kadınları Derneği 2006 yılında kadının iş dünyasında ve sosyal yaşamdaki yeri ile ilgili geleceğini önemseyen bir grup iş kadını tarafından kuruldu. GİŞKAD yenilikçiliğin altını çizerek özellikle belirtmek istiyorum. GİŞKAD yenilikçi, özgüveni yüksek, iş dünyasında etkin, kadın gönüllüsüyle hareket eden bir sivil toplum kuruluşudur. Aynı zamanda ülke ekonomisine ve sosyal hayatına değer katan, istihdam sağlayan işverenler ve yöneticiler tarafından oluşmaktadır. 85 üyesi bulunmaktadır. Birkaç örnek vereceğim müsaadenizle. İş kadınları olarak biz lojistik, otomotiv, inşaat, turizm, gıda, tekstil, tarım, mobilya, kırsalda hayvancılık, matbaa, tasarım, dış ticaret, sigorta, imalat ve sanayi gibi farklı alanlarda faaliyet göstermekle birlikte doktor, eczacı, avukat, akademisyen, psikolog, profesyonel fotoğrafçı, iş güvenliği uzmanları, mali müşavirler ve gayrimenkul danışmanları gibi meslek ünvanlı gönüllüsüyle de çalışmalarını yürütmektedir. Hemen hemen bütün iş kollarını saydınız. Kesinlikle. Sanıyorum evet, şehirde ve bölgede bu konuda gerçekten çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Sistemin ve bölgenin ihtiyacı olan her meslek grubundan kadın arkadaşımızın olması beyin fırtınası yapmada, çalışmalarımızın üzerinde durmada daha etkin ve farklı fikirlerin daha da güzel, daha da başarılı, daha etkin fikirlere doğru yol almasını sağlıyor. O nedenle çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok güzel. Peki GİŞKAD'ın şu anda gündeminde hangi çalışmalar, hangi projeler var? Öne çıkan projeleriniz neler? Biraz bize anlatır mısınız? Neler yapıyor GİŞKAD olarak? Elbette, elbette. Söylediğim gibi amacımız geleceği şekillendirecek koşulların şimdiden oluşması konusunda farkındalık yaratmak. Bu bizim önceliğimiz. Günümüzün ekonomik dönüşüm sürecinde de insanlar bir yandan değer yaratma peşindeler, bir yandan da geleceği yakalama arzusundalar. Biz de bunları dikkate alarak genç kadınların daha etkin çalışma koşullarına sahip olabilmeleri ve geleceği yakından yakalayabilmeleri için destek sunacağımız bazı çalışmalarımız var. Bence yeni dünya düzeninde şu anda önem arz eden konulardan bir tanesi tarım ve gıdada inovasyon ve dijital dönüşüme destek sunacak bir startup yarışması oldu. 18 ve 35 yaş arasında genç kadınların içerisinde dahil olduğu bir sürece girdik. Bir startup yarışması platformu düzenledik. Bu yarışma ile birlikte ilk aşamasında pandemi döneminden önce geçirdiğimiz yarışmada 12 kadın arkadaşımız, genç kadın arkadaşımız bu konularla ilgili olaraktan finale kaldılar. Final süresine de hazırlık aşamasını pandemi döneminde
yine dijital ortamları kullanarak yaptık. Çok anlamlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Gıda ve tarım bu kadar önemliyken, güvenliği bu kadar önemliyken biz de genç kadınların dijital ortamda ve inovatif, yenilikçi fikirleriyle var olmalarını çok önemsiyoruz. Bunları da sahaya taşımak istedik. Bölgede bir markalaşma yaratmak arzumuz. Doğrusunu isterseniz bu yarışma duyurulduğu sürede yarı finale katılma hakkı kazananlar İzmir, Antakya'dan, Ankara'dan, Adana'dan. Adana'yı zaten Çukurova bölgesi olarak biz kendi içimizde değerlendiriyoruz. Oldukça çok katılımcı da oldu. Bu da bizi çok mutlu etti. Demek ki bölgenin dışına taşan bir çalışmaya da önderlik etmiş bulunduk. Diğer bir çalışma, hemen ona da geçiyorum fazla vakit almadan. Bunlar bizim çocuklarımız gibi. Ben bu konularda konuşmaya başladığımda hiç bitmiyor. O yüzden olabildiğince kısa nasıl özetlerim diye gayret ediyorum. Diğer konu ise yine gençlerle ilgili 20-28 yaş arasında ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu veya okuyan öğrencilerinin içlerinde bulunduğu bir genç kişi kat ekibi kurduk. Yönetim kurulu kararıyla böyle bir ekip oluşturduk. Burada neyi yapmayı hedefliyoruz? Burada bu genç arkadaşlarımıza, bu genç kadın beyinlerin toplumda varoluş süreçlerine destek sunmak istiyoruz. Onlara yetkinlik kazandıracak bazı eğitimler veriyoruz. Mentorları oluyor kendilerine. Hatta bir mentor toplantısı da yaptılar. Toplumsal cinsiyet dili oluşturmak, iş kimliği oluşturmak, kendilerini doğru ifade etmek, farkındalık yaratmak, STK bilinci oluşturmak, topluma değer katabilecek vizyoner çalışmaların içerisine yer almalarını sağlamak ve bizimle birlikte kamuda ve özel sektörde temsil kabiliyetlerinde eşlik etmelerini sağlamak. Yani bugünden yarınlara düşlediğimiz kadınların şimdiden yollarını açmak gibi bir hedefimiz oluştu. Çok da kıymetli çalışmalar yapıyoruz. İçerisinde psikoloji bölümünden tutun kamu yönetimine, bankacılık ve finanstan tutun bilgisayar mühendisliğine, inşaat mühendisliğine, çocuk gelişimine kadar o kadar farklı konularda bölümde okuyanlar var ki bu renklilik ve bu gençlerin bir arada olmaları farklı üniversitelerden çok kıymetli bir sonuç doğurdu ve tersine mentorluk sistemiyle onları da sistemde bu kuşağı kendi bilgileriyle donatabilmeleri için fırsat verme şansı da yakalamalarını sağlıyoruz. Benim için şu sıralar en çok önem arz eden konulardan iki tanesi. Ve bunun yanı sıra dijital ortamda hiç durmuyoruz. Instagram'da Zoom kanalıyla çevrim içi programlarımıza devam ediyoruz. Bilgilendirme, sağlık konusunda, beslenme konusunda, teknoloji konusunda, KOBİ'lere destek konusunda, sürecimiz hızlıca gönüllülük konusunda sürekli çevrim içi çalışmalarımızda da üyelerimizle bütüncül bir şekilde tavır sergiliyoruz. Herhalde bu COVID sürecinin bize en büyük faydası bu oldu, öyle değil mi? Online olarak çok daha hale geldik ve online dünyaya hızlı bir dalış söz konusu. Evet, kesinlikle. Çok keyifli bizim için. Şöyle, mesela bir mottolu çıkış yaptık biz. Kendi üyelerimizden rica ettik birer fotoğraflarını ve bu dönemde ne önerilerde bulunacaklarını biliyorsunuz. Bunlar çok paylaşıldı. Ancak biz şimdilik evde kal mottosuyla çıktık. Bizim için şimdilik ifadesi çok kıymetliydi. Biz bakın, şimdilik evdeyiz. Yarın çıkacağız. Yani biz evde kalma eylemini çok uzun sürede yapmayacağız. Şimdilik koşulların gerektiği gibi memleketimizin, kendimizin, çevremizin sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. Şimdilik evde kal diye bir mottoyla arkadaşlarımız kendi beğenilerine yine diğer arkadaşlarıyla, takipçilerimizle, girişimcilerle, diğer iş insanlarıyla paylaştılar. Bu da güzel bir kamu spotuyla, güzel bir afişleme çalışmasıyla başarılı bir görsel olduğunu düşünmekteyim. Çok da önemli paylaşımlar bunlar. Bilgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ve online platformlar bize bu imkanı sağlıyor. Siz de dernek olarak gördüğüm kadarıyla çok da yoğun bir şekilde bu çalışmaları sürdürüyorsunuz. Bütün bunları yaparken hem dernek çatısı altındaki
kadın girişimciler, hem de projelerinizi yürütürken karşılaştığınız girişimci kadınlar ya da herhangi bir şirkette çalışan kadınlar için gördüğünüz nedir? Kadınlar en çok hangi sorunları yaşıyorlar, hangi engellerle karşılaşıyorlar? Nasıl aşabilirler? Çok affedersiniz Tülay Hanım. Gördüğünüzden sonrası cümlede bir donma yaşadım. Anlayamadım sizi. Tekrar rica edebilir miyim ikinci cümleyi? Tabii. Dernek olarak pek çok çalışma yürütüyorsunuz ve hem üyeleriniz hem de yürüttüğünüz çalışmalar esnasında pek çok kadınla yüz yüze geliyorsunuz. Sizin evet. gördüğünüz nedir? Kadınlar en çok hangi sorunları yaşıyorlar, hangi engellerle karşılaşıyorlar ve bunları nasıl aşabilirler? Evet. Şimdi öncelikle bir konuda da küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Startup yarışmasına bir eklenti olarak bu çalışmaları yaparken bölgenin disiplinlerini yanımıza almak gibi bir gayretimiz oldu. Ve bölgedeki çok kıymetli dinamikler bizimle beraber hareket etti. Bir şeye inançla sarıldığınızda sizinle birlikte bu dinamiği devam ettirecekler oluyor. Onun memnuniyetini de dile getirerekten sözüme devam edeceğim. Çünkü bu startup yarışmasında verilecek ödülün yanı sıra bizim çözüm ortaklarımız Mersin Büyükşehir Belediyesi'ydi. Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ydi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ydı. Ve Mersin Üniversitesi Girişimci Merkezi'ydi. Bunlar aslında kadın çalışmalarında ve buna benzer çalışmalarda, gönüllülük çalışmalarında bireysel değil, daha komün, konunun ilgilisiyle ve sahaya yayılmasını sağlayacak kişilerle hareket etmek gerekliliğini bir kez daha gösterdi. Evet, kadın arkadaşlarımızın iş dünyasının dışında yaptıkları saha çalışmalarında mutlaka yanlarına konuyla ilgili olabilecek, sahada daha etkin kılacakları dostlarıyla hareket etmelerinin altını çizerek bireysel devamına edeyim. Konunun bireysel kısmında. Kadın arkadaşlarımız ağırlıklı olarak yaptıkları işin ücretlendirme konusunda sorun yaşadıklarını düşünüyorum. Yani aynı işi bir başka kişi yaptığında, erkek birey yaptığında onların da hala aile geçindirme adı altında bazı yükümlülüklerinden dolayı sanıyorum öyle iddia edilerek daha yüksek ücret problemi yaşayabiliyorlar. Bunun dışında finansal kaynaklara ulaşmada kadınların sorun yaşadıklarını gördüm. Bana gelen geri bildirimleri sizinle paylaşıyorum. Finansal kaynaklara ulaşmada kendilerini ifade etmede çok güçlü olduklarını düşünüyorum mesela aslında. Kendilerini ifade edebiliyorlar. Ama kendilerini aile bireylerinden başlayarak ifade etmeleri gerektiğini özellikle söylüyorum. Yönetici birey olmak, yani yönetici olmak ve lider olmak istiyor ise kendini ifade edebileceği alanlarda kararlılığını göstermesi gerektiğine inanıyorum. Ama ben üreten, sevgi diliyle konuşan, çalışkan, kendini iyi ifade edebilen şanslı bir şehirdeyim. Yani şans, şöyle kadınların olduğu bir şehirdeyim. Bu nedenle çok şans elde ediyorum. Çok kıymetli, çok başarılı kadın arkadaşlarımız var. Olabildiğince kendilerini iş dünyasında kendilerini iyi ifade ettiklerini düşünüyorum. Bunun dışında ekleyebileceğim kadınların durumları derken bence çok hızlı ilerliyorlar. Çok hızlı ilerlendiğini düşünüyorum. Çok başarılı buluyorum. Daha da başarıyı yukarılara taşıyacaklarına inanıyorum. Ben çok umutluyum. Neden? Kendi sivil toplum örgütümde kendi başarılarıyla belli noktalara gelmiş örnek kadınlarımız var. Sayılarının artması konusunda sadece kararlı olmalıyız. Yani atanan ve seçilen kadın sayısının daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka temsil gücümüzün oralarda nitelikli iş kadını ya da nitelikli kadın bilgi ve birikim donanımıyla etkin bir şekilde temsil edilmesini istiyorum. Daha yüksek oranlarda. Şu anda Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Girişimci İş Kadınları Derneği üyesi,
kurucu üyelerimizdendir kendisi. Yine bölgede, hatta Türkiye'de ilk OSB kuran yönetim kurulu başkanı kadın, Girişimci İş Kadınları Derneği üyesi. Milletvekili adaylarımız oldu, aday adaylarımız oldu. Bazı oda temsilcileri, Ticaret Sanayi Odası'ndaki temsilciler yine kendi üyelerimizden. Bu bağlamda bunların sayısının arttığı takdirde kadının hem iş dünyasında hem sosyal hayatta çok daha etkin rol alacağına ben kesinlikle inanıyorum. Bu bağlamda da birlikte çalışmaya, kadının sesi olmaya, sizin gibi çok kıymetli gazeteciler aracılığıyla bunun da duyurulabilme ihtimalinin artmasından da çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum bu hassasiyetinize. Sağ olun. Tabii baktığımızda pek çok sorun var. Bütün kadının uğradığı bu eşitsizliğin temelinde de kadın erkeğin eşit görülmemesi var. Toplum olarak bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. Acaba bu zihniyet dönüşümü nasıl gerçekleşebilir? Ne yapılmalı? Erkeklere bir mesajınız var mı? Kadınlara bir mesajınız var mı? Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için birkaç maddeyle de olsa neler yapılmalı, neler olmalı? Evet, şimdi ben yıllardır iş dünyasındayım. Yani çok eskiden, lise dönemimde dahi hem okurdum hem de babamın yanında çalışırdım. Sahadan geldim. Cinsiyetsiz iş yürütmeye o kadar alışkınım ki. Yani insanlarla, beyinleriyle işi yaptıklarını bildiğim için, bazı tabii fiziksel işler bir kenara koyduğumuzda, çok cinsiyetsiz bakıyorum. Bence bunun altında yatan tek uzun zamandır pompalanan sorun bence bilgi eksikliği, birikim eksikliği. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve birlikteliğini çocuk yaştan ailelere de dahil olmak üzere müfredata eklenerek bununla ilgili ders verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben vatandaşlık dersi verilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Çocuklar kreşlerde başlamışken okul öncesi eğitimlere buradan başlamalı. Buradan ifade edilmeli. Dediğim gibi ben çok şanslıydım. Bizim ailemizde öyle kadın şunu yapar, erkek bunu yapar gibi öyle bir ailede büyümedim. Kendi haklarım için de ama mücadele ettim. Onu da kabul ediyorum. İnsanlar her zaman bildikleri tavırda konformist hayatları tercih eder. Benim ailem de elbette ki belki de bir takım şeylerde çok daha müsaadeli, onları daha çok ne diyebilirim, daha uyum gösterecek tavırlar sergilemeni istemiş olabilirler. Ama ben kendi mücadelemi kendim verdim. Bir şeyin hakkı olduğunu, yıllar geçtiğinde şuna bakıyordum. Nasıl olur? Yani erkek kadın meslek ayrımı, cinsiyet ayrımı, hani nasıl bir şey? Çünkü dediğim gibi çok erken yaşta iş dünyasına girdim. Belki bunun da etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Genç arkadaşlarımıza, genç kadın arkadaşlarımıza, üniversiteyi bitirmeyi beklemeden ne kadar çok erken iş hayatına atılabilirlerse o kadar da hızlı yol alacaklarına da inanıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Eğitim diyorum, sevgi dili diyorum. Eğitimin aileden başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ardından okul öncesi eğitimler diyorum. Bu şekilde sanıyorum bu bilinç oluşturularak çok daha mutlu bireyler, çok daha fikren, ruhen, aydınlık bireylerin gelişeceğine ve toplumsal cinsiyet ya da buna benzer sorunların minimalize edileceğine inanmaktayım. Ben sizden bir de erkeklere özel mesaj bekliyorum. Ha, bir de erkeklere özel mesaj. Erkeklere özel mesaj, birlikte yol aldığımız takdirde daha mutlu bireyler olacaklarını söyleyebilirim. Ben de ona bir ilave yapayım. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bu yayınları yapmamızın bir sebebi de bu alanda eşitsizliğin olduğu yönünde bir farkındalık yaratmak. Çünkü toplumun büyük kesimi kadın ve erkek arasında bir eşitsizlik olduğunu farkında değil.
Yani ben 40 yaşımdan sonra uyandım. Hep böyle söylüyorum. Mor Çatı'yla tanıştım. Mor Çatı'nın gönüllüsü oldum ve bir eğitim atölyesine katıldım ve uyandım. O zamana kadar kendimi feminist olarak tanımlardım. Kadın ve erkeğin eşitsiz olduğunu, eşit olmayan haklar ya da bir dünyada yaşadığını düşünürdüm. Ama o kadar. Bu eşitsizliğin ne boyutta olduğunun asla farkında değildim ve 40 yaşımda uyandım diyorum. İnsanların, özellikle de erkeklerin bu eşitsizliğin farkına varabilmesi için neye ihtiyaç var? Ne yapmaları gerekiyor sizce? Erkeklerin farkına varması için mi? Evet. Ben erkeklerin biraz farkında olduğunu düşünüyorum. Ama onun adının eşitlik, eşitsizlik olduğu gibi bir kaygı olduğu inancıyla tavır sergilemiyorlar. İnsanların yapısında vardır her zaman birilerini yönetmek, bir güç gösterisi sunmak. Ne bileyim, benim bazı notlarım vardı hatta. Yani güç ve kontrol kazanmayı istiyorlar. Güç ve kontrol kazanmayı istedikleri için bunların da kendi doğal seleksiyonlarında, hayatlarında bir parçaymış gibi. Çünkü aileden geldiği için bu bilgiler zihinlere çok geçmişten, hatta belki ana rahmine düştüğünde anne ve babadan aldığı DNA ve RNA bilgileriyle bile bu bilgiyle büyüyorlar. İşte biz ancak sağlıklı eğitimle, aileleri eğiterek, çocuk okul öncesinde onlara verilecek eğitimlerle sağlıklı bireyler olarak ilerlemelerini, toplumsal cinsiyet birlikteliğinin vereceği huzuru, mutlu ailelerin oluşmasını, sağlıklı ailelerin oluşmasıyla kendilerini de mutlu bireyler olarak toplumda yer alacaklarına. Bu da her şeye yansıyacaktır. Başarı böyle gelecektir. Başarının tanımını böyle koşullamak, böyle şekillendirmek gerekiyor. Bunun dışında onlara söyleyebileceğim bir şey yok ama bunun farkında olan çok kıymetli dostlarımız da var. Onlarla da birlikte hareket ediyoruz. Sonuç itibariyle mutlu, kaliteli, sağlıklı ekonomik düzen ve sosyal hayat istiyorlarsa erkekler kadınlarla birlikte çalışmayı, kaliteli bir şekilde çalışmayı öğrenmeleri gerekiyor diyebilirim o halde. Bilmeyen bilinçler için söylüyorum. Çok güzeldi. Hakikaten bu söylediğinizi slogan olarak yaymalı, herkese anlatmalı. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Girişimci İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayferi Tuğcu bizimle birlikteydi. Çok mersi.